Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma bir videoya hoş geldiniz. Hepinize musmutlu bayramlar diliyorum. Sağlıklı bir bayram olsun. Aslında bu videoyla birlikte bayramda böyle fresh görünümlü, relax ve her kıyafete uyacabilecek bir makyaj yapmak istedim. Ayrıca 3 kombin önerisinde bulunmak istedim. Yani bilmiyorum, siz tabii ki kendinize göre, elinizdeki ürünlere göre bunların hepsini ayarlayabilirsiniz diyorum. O yüzden hızlıca başlamak istiyorum. Bu video için aşırı heyecanlıyım. Uzun süredir aklımda olan bir videoydu ama böyle çekmek için hep bir şeyleri bekliyordum. Kısmet bugüneymiş deyip hızlıca başlıyorum. Şimdi öncelikle tabii ki yüzümü nemlendirip, daha doğrusu önce tonikleyip sonra nemlendirdim. Böylelikle gözeneklerimi ve cildimi makyaja hazırlamış oldum. Ben zaten toner ürünü kullanmıyorum biliyorsunuz. Yine aynı şekilde tonerini kullanmayacağım. Çünkü bu sıcaklarda en son isteyeceğim şeylerden biri terlemek ve o sıcakta ten ürünü kullanmak olur. Şimdi öncelikle kaşlarıma başlayalım. Kaşlarım için çok ama çok azıcık doldurma uygulayacağım. Çünkü doldurmam gerekiyor. Yani az olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden de bu pastelin Pro Fashion Ice Brow Duo'sunun 02 Medium numarasını kullanıyorum. Bu benim gerçekten favori ürünlerimden biri. Gerçekten o kadar çok kullanıyorum ki her gün, her makyajda. Belki bu bittiğinde başka bir şey alacağım ama ne alacağıma dair hiçbir fikrim yok. Ama değiştirmek de istiyorum çünkü size de farklı şeyler sunmak istiyorum. Neyse çok konuşmayayım, ben şurayı hızlıca yapayım, ondan sonra sizinle tekrar konuşalım. Gerçekten yani kaş bir insanı bu kadar değiştirebilir. Kaş, bilmiyorum, benim için makyajda önemli tercihlerden ve seçimlerden biri. Şimdi kaşlarımı sabitlemek istiyorum. Bunu da tekrardan pastelin eyebrow maskarasıyla yapıyorum. Bu aslında günlük, yani hiç doldurma yapmadan da kullanabileceğiniz bir maskara. Ben bazen canım böyle 2 saat uğraşmak istemediğinde sadece bunu sürüp çıkıyorum. Bu arada benimki Dark Brow 23. Şöyle göstereyim. Sonraki adımım tabii ki far oluyor. Çünkü farı ne kadar güzel yaparsanız makyajınız o kadar güzel oluyor. O yüzden en uğraşabileceğim kısım far olduğundan ikinci adımım far oluyor. Hatta üçüncü adımım, pardon. Ama öncesinde bir şey alıp geliyorum. Tabii ki aldığım şey banttı. Asla böyle bant kullanmadan şey yapamıyorum. Farı o güzel haline çeviremiyorum. Ya nasıl yapıyorlar inanın bilmiyorum. Ya aslında bugün kullanmak istediğim hem uygun fiyatlı bir ürün olsun hem de bu, bilmiyorum, her şeye yakışabileceğini düşündüğüm için belki de bunu kullanmak istiyorum. O yüzden bu Wet n Wild'ın Comfort Zone paletinden şu bitmek üzere olan pembe rengini kullanacağım. Bu böyle her şeye uyacak gibi hissediyorum ki her şeyde uyuyor bana. Alıyorum şöyle, çıkayım ve uygulamaya başlıyorum. Şimdi bu pembeyi ayarladıktan sonra, aslında tam olarak pembe de değil, nude'u ayarladıktan sonra şu katlanma bölgelerine bir tık daha böyle içe göçüklük olsun ya da nasıl anlatsam derinlik olsun diye şu Defner rengini ama çok azıcık böyle ucuna alıyorum. Çok azıcık ucuna alıyorum ve şuraya derinlik veriyorum. Bu kadar. Şöyle gözüme açıkken hatta, ay, gözüme girmeseydi. Sonra bir diğer adımım ise birazcık daha gözü böyle aydınlatmak istediğim için şu en açık rengini, maalesef ki serçe parmağımla, ya ben bilmiyorum, birazcık da el uygulamayı sevdiğim için böyle elimi alıyorum ve şu göz pınarıma değdiriyorum. Biraz şu orta parmakla azaltıyorum. Tekrar aynı işlemi buraya da yapıyorum. Sonrasında tekrar azıcık daha alıyorum serçe parmağıma ve kaşımın üstüne, yani şu alt kısmı çok azıcık değdiriyorum. Çok az gerçekten. Çok pırıl pırıl olmak istemiyorum. Şöyle işaret parmağımla da azaltıyorum fazla gelen kısmı. Böylelikle çok aydınlık bir gözüm olmuş oluyor. Comfort zone'la işim bitiyor. Ve bunları çıkarıyorum.
Şimdi bir diğer adımım ise tabii ki maskara. Maskara için tabii ki önce kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Ben tabii ki maskara için favorim olan Maybelline La Sensation kullanıyorum. Böyle zamanlarda bence riske atılmaması gerekiyor. Yani çünkü maskaram akmış mı akmamış mıyı düşünmek kimse istemez. Ama sizden ufacık bir ricada bulunuyorum. Şimdi gidip ben maskaramı süreyim geleyim. Çünkü ben aynanın dibine girmeden maskara süremiyorum. O yüzden beni bu kısımda affedin diyorum. Bir 5 dakikaya görüşürüz. Şimdi gelelim maskaramı sürdükten sonra bir diğer adıma. Şöyle ki şunu belirtmek istiyorum. Hani normalde tabii ki yüzünüze allık uygulayabilirsiniz ki bence böyle tatlış makyajlarda, fresh makyajlarda allık çok önemli bir adım. Fakat şöyle bir durum var ki benim yanaklarım sürekli ama sürekli kızarık olduğu için allığa ihtiyaç duymuyorum. Eğer siz allığa ihtiyaç duyuyorsanız herhangi bir allığı kullanırsanız bence çok daha sağlıklı bir görünüm elde edersiniz diyorum. Klasik kontür kitimden yani Flormar'ın şu True Contour paletinde Light to Medium 01 numarasından şu iki rengi azıcık alıp yüzümü ısıtıyorum desem yeridir. Şöyle azıcık şuraları da ısıtalım. Neredeyse unutuyordum. Şimdi yüzümü bitirmek için yani daha doğrusu gözlerimi bitirmek için son adımım ise tabii ki nude bir kalem gözümün içine çekmek. Aşağı yazdığım markanın şu 102 numaralı nude rujunu kullanıyorum. Gözlerimin içine. Böylelikle gözümü daha da aydınlatmış oldum. Şimdi gelelim dünyanın en eğlenceli kısmı. Aydınlatıcı. Bu aydınlatıcıdan bu 916 Rose Cuirass aydınlatıcısından şöyle bir sünger yardımıyla şu arka tarafıyla yani sivri tarafıyla alıp burnuma işte uygulamak istediğim bölgelere sürüyorum. Ama bu sadece uygulamak istediğim yerleri belirtmek için. Sonra hızlıca bunu yedirmeye başlıyorum. Çünkü bu çok ama çok hızlı sabitlenen bir ürün. O yüzden hızlıca yediriyorum. Bu kadar yeterli diyorum çünkü zaten gördüğünüz üzere o kadar aydınlık oldum ki resmen parlıyorum. Yani gece beni biri görse dur herhalde. Işık sanırım. Hazır ışık vururken böyle güzel güzel aydınlık dururken son adımım ise tabii ki artık bir renk isteyen dudaklarımda. Golden Rose'un Velvet Matte serisinden 102 numarasını kullanıyorum. Şöyle bir renge sahip göstereyim. Şimdi bunu dudağıma serçe orta parmağım yardımıyla şöyle çok renk verecek şekilde sanki ruj ruj durmasın ama böyle kendi rengiymişçesine yayıyorum. Şimdi sizi kombinlerle baş başa bırakıyorum. Sonrasında tekrar burada sizi bekliyor olacağım. We'll be right back.
Umarım kombinleri beğenmişsinizdir. Bu kombinde hangi çantaya takacağımı seçemedim ama siz hangisini takmam gerektiğini bana söyleyebilirsiniz bence. Umarım makyajımı ve kombinleri beğenmişsinizdir. Size tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Çok güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramda neler yapıyorsunuz ya da videoyu beğendiniz mi? Aşağıya yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizinle sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden aşağıda sizi bekliyor olacağım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Ve kendinize çok dikkat edin diyorum. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Bye bye.